Hayvan davranışlarında en önemlisi yemek aramadır. Çünkü bu yetenek olmadan hayvanlar hayatta kalamaz ve üreyemez. Fakat bu davranış ilginç bir davranış. Çünkü bir tür maliyet kazanç analiziyle ilişkilendiriliyor. Tabii ki bir hayvan hayatta kalmak için yemek arar ama dışarı çıkıp yemek bulmak aslında çok enerji ve vakit alabilir. Dolayısıyla hayvan enerji kazanmak için önce enerji kullanır. Bu yüzden yemek aramanın amacı her zaman daha az enerji harcayarak daha çok enerji verimi elde etmektir. Yemek arama dediğimizde aslında birkaç farklı davranıştan bahsediyoruz. Hayvanlarda mesela şu fotoğrafta çimen yiyen antilop gibi yemek arama davranışı görülebilirken, antilopu takip eden kaplan fotoğrafında gördüğümüz gibi av takip etme şeklinde de yemek arayanlar görülebilir. Bir hayvanın kullanabileceği iki temel yemek arama stratejisi vardır. Bunlardan biri aslında kaplanın burada yaptığı şey, yani tek başına yemek aramadır. Hatta kaplanı temsil etmesi için turuncuyla yazayım. Tek başına yemek aramada adı üstünde bir hayvanın yalnız yemek araması kastediliyor. İkinci tür yemek arama ise grupla yemek arama. Bunu genelde aslanlar yapıyor. Bu yüzden sarıyla yazayım. Bu stratejinin hem iyi hem kötü tarafı var. Avlanırken sadece kendi davranışınız değil, diğerlerinin de davranışı önemlidir. Dolayısıyla grup içinde rekabet görülebilir. Özellikle de kaynaklar kıt olduğunda. Fakat bu stratejinin birçok faydası da olabilir. Birçok hayvan beraber çalıştığında, yırtıcı hayvanlar daha büyük, zor ve saldırgan hayvanı avlayabilirler. Yani bu, gruptaki herkesin yararına olabilir. Stratejilere bakmanın yanı sıra, yemek aramayla ilgili bilim insanlarının ilgilendiği bir başka konuda, hayvanların yemek araması gerektiğini nasıl düşündüğü. Yemek arama güdüsü tabii ki güçlü bir şekilde genetikle ilgili. Fakat yemek aramayla ilgili bilginin aynı zamanda öğrenerek kazanılacağı da biliniyor. Örneğin maymungiller gibi bazı türlerde genç üyeler yetişkinleri izler ve davranışlarını kopyalar. Böylelikle hem avlanmayı hem nasıl şeyler avlamaları gerektiğini öğrenirler.